Anlar ki Abdülhamid'in hatırat diye bir kitap yoktur. Başka bir sual. Yakup Cemil hakkındaki düşünceleriniz ve Yakup Cemil'in Enver Paşa ile ilişkisi nedir? Enver Paşa'ya bağlı bir adamdır. Enver Paşa'nın ne diyelim fedaisidir. Cesur bir adamdır, gözü kara bir adamdır. Sulhü münferit istemiştir. Yani Bulgarlar, Münferit Sur akt ederek harpten çekildiler. Biz de böyle yapalım demiştir. Bu iddia terakkinin işine gelmemiştir. Takli bir hükümet yapacak yani ihtilal yapacak diye Bekir Ağabeyliği'ne hapsedilmiş. Enver Almanya'dayken, Enver gelene kadar el çabukluğuyla kağıthanede kurşuna dizilmiştir. Yazık olmuş bir yiğit adamdı asılmak için, kurşuna dizilmek için hiçbir kabahati yoktu. Takli bir hükümet, yani hükümet devirme, isnadı uydurma. Enver Paşa'nın yokluğundan istifade Çünkü Enver Paşa olsaydı engel olurdu bu işe. Enver, i̇ttihad Terakki içinde farklı bir adamdır. Allahu Ekber dağlarında 80 bin kişinin ölümüne sebep olmuş ama... İttihat Terakki Zimam Daran'ı liderleri içinde mason olmayan tek adam soyunda karışıklık olmayan tek adam İnebolu'nun köylüsü iyi niyetli fakat megoleman olmuş çok yanlışı var İyi niyetli olduğunun ispatı da sonunda Türkiye'den kaçmış, Türkistan'da Ruslara karşı savaşırken şehit olmuş. Akıbet çok önemlidir bir adam hakkında. Kaddafi'nin de akıbetini dikkate alarak düşün. İyi niyeti olan adama hayırlı bir ölüm nasip olur. Gavurla harp ederek öldü. Talat gibi Ermeni suikastinin neticesinde ölmedi. Enver Hüsnü niyetlidir ama çok hatalıdır. Yiğidi öldür hakkını ver. Mason değildir. Talat iki dinli bir adamdır. Öteki liderler de öyledir. İttihat terakkiyi ben size sonra anlatacağım. Evet, uydurma bir itamla Enver'in adamı diye biraz Enver'i de İttihat Terakki'de zayıf düşürmek için Enver'in fedaisi diye sulhü münferit istemesini yani tek başımıza Almanlara bakmadan anlaşalım itilaf devletleriyle harpten çekilelim demesini bahane ettiler. Taklı bir hükümet yapacak iddiasıyla kurşuna dizdiler kağıt kesin evet.